Merhaba arkadaşlar. Bugün son ünitemiz olan elektrik devrelerine giriş yapacağız. Başlamadan önce ünitemizde 5. sınıfta ve 6. sınıfta elektrikle ilgili neler görmüştük onları da bir hatırlamamız gerekiyor kısaca. 5. sınıfta devre elemanlarından bahsetmiştik. Devre elemanlarımız nelerdi? Pilimiz vardı, elektrik üretiyordu. Kablomuz vardı, bu elektriği taşıyordu. Ampülümüz vardı, devrede elektrik olduğunu bize gösteren bir devre elemanıydı. Direnç kaynağıydı aynı zamanda. Ve bir anahtarımız vardı, açma kapama anahtarı devreyi kontrol etmemizi sağlıyordu. Şimdi bu videomuzda, bu başlıkta biz ampullerin bağlanma şekillerinden bahsedeceğiz. Bu devre elemanlarından yararlanarak ampulleri farklı şekillerde bağlayacağız. Evet, şimdi konuya başlarken kitabımız bize iki tane önemli soru sormuş. Birincisi, elektrik enerjisi ev, okul ve iş yerlerine nasıl geliyor demiş. Yine burada biraz geçmişe dönmemiz gerekecek. 6. sınıfta biz yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını öğrenmiştik. Ve bu enerji kaynaklarıyla elektrik ürettiğimizi öğrenmiştik. Bu enerji kaynaklarından üretilen elektrik, kablolar aracılığıyla evimize kadar taşınıyor. Ki biz bu kabloları penceremizden baktığımızda elektrik direklerini ve kabloları görebiliyoruz. Daha sonra bu kablolar binalarımıza geliyor ve binalarımızda duvarların içinden odamıza kadar geliyor. Odamızda bir açma kapama anahtarı, bir de ampul var. Kablolar bunlara da ulaşıyor. Böylece ben açma kapama anahtarını kapattığımda ampulüm yanıyor. Açma kapama anahtarımı açtığımda ampulüm sönüyor arkadaşlar. Bir ikinci sorumuz, elektrik olmazsa yaşamımızda ne gibi değişiklikler olur? Şimdi sizden ricam şu, sabah kalktığımızdan akşam yatana kadar geçen süre içinde elektrik enerjisi kullanmaya ne kadar ihtiyacımız oluyor, ne sıklıkla ihtiyacımız oluyor, bunu düşünmenizi istiyorum. Videoyu kapatıp düşünmenizi ve sonra videoyu tekrar açmanızı istiyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ampulleri iki farklı şekilde bağlıyoruz. Seri ve paralel bağlamı deniyor buna. Aşağıda iki tane çok güzel görselimiz var. Görsel bire baktığımızda burada bir devre var. Bu devrede bir pil, ampul ve açma kapama anahtarıyla birlikte kablomuzu görüyoruz. Görsel 2'de de yine pil, iki tane ampul, açma kapama anahtarıyla birlikte bir kablo görüyoruz. Peki, bu devreleri birbirinden farklı yapan özellik nedir? Evet, bu ampuller arkadaşlar farklı şekillerde bağlanmışlar. Görsel 1'de ampuller aynı kablo üzerindeyken, görsel 2'de ampuller farklı iki kablodan geçiyor arkadaşlar. O yüzden bu ampullerin farklı bağlanma şekillerine biz farklı isimler veriyoruz. Birinci şekle seri bağlanma, ikinci şekle de paralel bağlanma diyoruz. Kitabımızda da tanımlanmış. Bir elektrik devresinde ampuller iletken telin aynı kolu üzerinde peş peşe bağlanırsa seri bağlanmış olur diyebiliriz. Peki, şimdi kitabımızda çok güzel bir örnek var. Bir devre çizmiş. Şu pil, devre elemanlarının sembolleri, bu anahtar, burada da iki tane ampulümüz var. Ben buraya şimdi üçüncü bir ampul çizmek istiyorum ve bunu devreye seri bağlamak istiyorum. Sizler de kendi kitaplarınızda yapabilirsiniz bu çiziminizi. Evet, şurada ampule benzeyen, ampul sembolüne benzeyen bir yuvarlak seçip buraya bağlayabilirim ampulümü. Buraya bağlayabilirim. Buraya bağlayabilirim. Buraya bağlayabilirim. Dilersen buraya da bağlayabilirim. Yani kablo üzerinde, aynı kablo üzerinde olmak şartıyla istediğim yere ampulümü bağlayabilirim. Böylece ben bütün bu ampulleri birbirine seri bağlamış, ard arda peşi sıra bağlamış olurum arkadaşlar. Devam edelim. Paralel bağlamadan bahsetmiş. Bir elektrik devresinde ampuller farklı kollar üzerinden bağlandığında paralel bağlanmış olur diye tanımlamış. Gelelim yine kitabımızda aynı örnek var. Burada iki tane ampulümüz var. Üçüncü bir ampulü paralel bağlamamızı istiyor kitabımız. Siz de kendi kitabınız üzerinden işlemi yapabilirsiniz, bağlama işlemini. Burada farklı kablo çizmeye ihtiyacımız olacak. Çünkü üçüncü bir kabloya ihtiyacım var. Üçüncü bir ampul çizmek için. Şöyle buraya bağlayabilirim. Evet. Ya da istersem arkadaşlar böyle buraya daha ekstra bir kablo çizerek, kablo bağlayarak ampulümü buraya da bağlayabilirim. Böylece ben
4 tane ampülü birbirine paralel olarak, bakın matematikte de biliyoruz, paralel olarak bağlamış olurum. Yani burada 4 farklı tabloda olan 4 farklı ampul olmuş olur. Evet arkadaşlar, şimdi seri ve paralel bağlamanın ampul parlaklığına olan etkisine bakacağız. Bunun için iki tane şekil var. Birinci devrede bir tane ampulümüz var. İkinci devrede ise iki tane ampulümüz var. Bunların parlaklıklarını kıyaslamamızı istiyor bizden kitabımız. Ben biliyorum ki bir devreye iki tane ampul seri olarak bağlandığında devredeki direnç iki katına çıkıyor. Direnç iki katına çıktığında da bu parlaklığın düşmesine neden olur. Bu durumda diyebiliriz ki birinci devredeki A ampulünün parlaklığı B ve C ampullerinin parlaklığından fazladır. Yani seri bağlandığında direnç arttığı için ampul parlaklığı azalmıştır. B ve C ampullerinin kendi içindeki parlaklıkları ise birbirine eşittir arkadaşlar. Devam edelim. Bir de paralel bağlandığında neler olduğuna bakalım. Birinci devremizde yine tek bir ampul var. İkinci devremizde iki tane ampul var. Paralel bağlanmış iki ampul. Paralel bağlanmanın burada dezavantajı var arkadaşlar. Paralel bağlandığı zaman ampuller direnç değişmiyor. Burada iki tane de ampul olsa, beş tane de ampul olsa, 10 tane de ampul olsa bir ampul direnci gösteriyorlar. Bu durumda da K, L ve M ampullerinin parlaklığı tabii ki aynı oluyor. Çünkü iki devrede de direnç eşit oluyor birbirine. Ama paralel bağlamanın bir dezavantajı var. Parlaklıkları aynı tutmak için pil daha fazla çalıştı, enerji çıkardığı için, enerji harcadığı için diyelim, pilimiz daha çabuk bitiyor. Bu paralel bağlamanın bir dezavantajı olarak aklımızda kalsın. Şimdi sorularınızı duyar gibiyim. Hocam günlük hayatta bu bizim ne işimize yarayacak diye. Kitabımız çok güzel bir örnek vermiş bunlarla ilgili. Ramazan aylarında caminin minareleri arasına yazılan yazılar arkadaşlar genelde paralel bağlanan ampullerden oluşur. Bunun nedeni de az önce yukarıda gördüğümüz gibi bütün ampullerin parlaklığını yüksek ve aynı yapmak yazının kolay ve güzel okunmasını sağlamak çok mantıklı geliyor. Bahçe aydınlatmaları da arkadaşlar genelde seri bağlanıyormuş. Seri bağlandığında acaba diyor kitabımız soruyor bize ampullerden biri söndüğünde ne olur diyor. Gelin ampullerimizden birini söndürelim şöyle. Diyelim ki şu ortadaki ampulümüz patladı. Şimdi bu aynı kablo üzerinden geçen ampuller vardı. Ampullerin birisi patladığında bu kablo üzerinden elektrik akımı geçemeyecek. Çünkü bu ampul patladığı için akım geçmesini engelleyecek. Bu durumda diğer ampullerde ne olacak arkadaşlar? Yanmayacak. Demek ki seri bağlamanın burada böyle bir dezavantajı varmış. Bir ampul söndüğünde diğer ampuller de otomatik olarak sönüyormuş. Paralel bağlamada ise böyle bir durum yine yokmuş. Evet. Böylelikle ampullerin bağlanma şekilleri konusunu bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.